Galatasaray Kulübü Başkanı'nın, Sayın Cengiz'in açıklamaları bu yönde. Gerçekten önemli ifadeler bunlar. Özellikle kulağımıza dedikodular geliyor gibi bir cümlesi var. Önemli bir cümle. Şimdi tabii herkes de şunu soruyor. Neden Kasımpaşa kazanacağı yerde bedelsiz bunu yaptı diye. Açıkçası herkes soruyor. Hatta bana da çok soru geliyor. Belki Mehmet'e de, belki e Biz sana de kendi kendimize soruyoruz. Soruyor. Bas bas paraları Leyla'ya, bir daha mı geleceğiz dünyaya? <laughs> Aykut, bas bas paraları Leyla'ya. Baba, yani Türk futbolunun içerisine, literatürüne bas bas paraları Leyla'yı getiren Sayın Mustafa Cengiz'i yürekten kutluyorum öncelikle. Şimdi, sen eğer Sayın Fatih Terim'e 1905 yıllık sözleşme yaptığında... Nasıl insanlar çok fazla sesini çıkartmadıysa, nasıl herkes bunu yedik diye yerine oturduysa, bazı şeyleri sen de yedik diye yerine oturacaksın. Bak, Sayın Mustafa Cengiz'in bu açıklamalarının tek bir nedeni var. Hatta iki tane nedeni var. Öyle söyleyeyim. Bir, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye gitmesi. iki Mensah'ın Beşiktaş'a gitmesi. Bu iki transferlerde çok yakınla ilgilendiler. Hatta bizim Evren Turan burada. Bak şimdi başkan diyor ki, Mensa'la biz ilgilenmedik. Mensa bizi aradı diyor. Mensa'la biz ilgilenmedik dedi dünkü basın toplantısında biliyorsun. Evet, evet. Mensa bizi aradı. Bu bize gelmek istediğini söyledi diyor. Oysa bizim evren Turan Fatih Hoca ile gitti görüşmesini burada geldi anlattı. Mensa'nın Fatih Hoca'nın çok istediğini. Hatta e, transferinin listede transfer listesinin bir numarasında Mensa olduğunu burada anlatmıştı kendisi. Demek ki ben transfer listesinde, yerine düşünüyor yani. yani Mensa Fatih Hoca'nın Listesindeki bir numaralı isimdi. Bunu Fatih Hoca'nın ağzından Evren Turan burada anlattı. Dolayısıyla böyle bir ilgi var. Fakat iki tane transferde de yan yollara sapıp... Abi şey gitti. E, sayın Mecnun yakmaz, bu konuyla ilgili açıklamasını yaptı. Ben kimsenin yerine konuşmuyorum. Galatasaray yan yollara saplı dedi. Bizle görüşmeden Sözleşmeli oyuncumuzla masaya otururlar dedi. Genel i̇ki, kurulda açıklaması var tabii, Mecnun Bey'in. Ben, ben, ben söylemiyorum. Bunu başkan Ölce söylüyor. Başkan. İki, iki, sayın... Berna Başkan, Kayseri Spor Başkanı'nda aynı şekilde men ilgili Galatasaray'ın daha fazla para verdiğini, oyuncuya da daha fazla para verdiğini, olayı bozmak için her türlü şeyi yapabildiğini bunları hep okuduk şeylerden. E, gazetelerden. Şimdi sevgili Başkan, bir kere her şeyin para olmadığı zamanlardan geçiyoruz arkadaşlar. Her şey para değil. Sen tek başına oynamak istiyorsan bu ligde Galatasaray olarak bütün oyuncuları ben alayım, iyi oyuncular benim kulübüme gelsin, kimse nefes alamasın, kimsenin limiti arttırılmasın, hiç kimse benimle mücadele edemesin, tek başıma ben kalayım diyorsan. Yok canım öyle de demiyor. Bak, şimdi tek başına kalayım diyorsan tek başına ligi oynarsın o zaman. Tek başına ligi oynarsın ve böyle yapınca bu şekilde düşününce de Kasımpaşa'nın yaptığını anlam veremezsin. Sadece her şeyin para olduğunu zannedersin. Kasımpaşa böyle yapınca da bedelsiz bila bedel Fenerbahçe oyuncu verince de şaşırıp kalırsın. Dedikodular duyuyoruz dersin. Dedikodu falan yok. Dostluk var. Kardeşlik var. Barış var. F. Sempati <laughs> var. Ya Emre gerçek inanıyor musun? Sempati efendim? var. Yani Tabii her ki inanıyorum. Her şey para olmasa Mert Hakan'la Mensa bugün Galatasaray'da olurdu. Sempati var. Her daha fazla şey, para, daha fazla para verdi. bir şey soracağım şimdi sana. Başkanın benim en net zaten herkesin katıldığı konu kap diyor. Yani biz Galatasaray'ın diyor her oyuncunun kapa en iyi... kapa bence bir Şimdi şunu söyleyeceğim. Değil. Ben direkt Yok tabii ki zorunlu değil ama şunu söyleyeceğim. Ee, şimdi Emre Kılınç'ın için e, şartları açıklandı. 11.3 milyon TL. Bu ücret Mert Hakan Galatasaray'a gelseydi Mert Hakan'ın alacağı ücret. Sayın Ali Koç ne dedi? Biz dedi Mert Hakan'la çok daha uygun Galatasaray'dan mali koşlardı. Keşke açıklasa ben inanmıyorum açık söyleyeyim. Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye daha çok para gibi normal zaten. Oyuncu Galatasaray'a süre veriyor. Bu süre olmuyor. Yani Fenerbahçe'nin daha fazla para vererek Mert Hakan'ın almasında bir anormallik yok. Benim sadece burada ben açık söyleyeyim samimi bulmuyorum ifadeleri. Biz Mert Hakan bize daha uygun daha ucuz paraya geldi. Aynı Her şey, şey için de Beşiktaş muhakkak ki Mustafa Cengiz gibi düşünüyorsun. Tamam futbolcu profesyoneldir parayı düşünür fakat duruş diye bir şey vardı transferde güzel kardeşim. Ne? Duruş, duruş, duruş. Emre Akbaba'da gördüğümüz. Duruş. Evet. Emre Akbaba da Fenerbahçe'de peşindeydi. Gitti Galatasaray seçti. Duruş. Mert Hakan Yandaş Galatasaray bazı sözler vermiş. Sözleri yerine getirmeyince Fenerbahçe'ye rotasını çevirdi. Ben zaten Mert Fenerbahçe bütün sözlerini mi? yerine getirdi ve oyuncuyu transfer etti. Mensah transferinde aş pişmiş Su katıyorlar üstüne. Galatasaray araya girip işi bozmaya çalışıyor. İşi bozmaya çalışıyor. Ama bir kez daha onlar tekrar bir şekilde daha gördüler ki her şeyin para olmadığını gördüler. Mustafa Bey'in açıklamalarına katılmıyor Kesinlikle musun? bak kesinlikle iki tane başarısız transfer harekatının, başarısızlıkla sonuçlanan transfer harekatının üzerini kapatmak için algı yapmaya çalışıyor Başkan. Leyla'lara, Meyla'lara gidiyor. Bas bas paraları Leyla'lara falan gidiyor. Ha, değiştirdi mi kamuoyunun algıyı değiştirdi mi? Bence değiştirdi. Başarılı oldu bunda. Değişti mi? Tabii ki değişti. Yok canım. Şimdi ben burada mensa Konuşuyor. Ben burada söyleyeceğim. Mensa konusunda inanılmaz bir yönetici başarısı var Beşiktaş adına. Hem Sayın Ahmet Durçebi hem Erdal Torunoğulları acayip bir şekilde çok iyi bir şekilde bir transfer hareketi gerçekleştirdiler. Onun detaylarını daha önce zaten burada konuştuk. Yani Atletico Madrid'e para vermemek için kiralık formülü, bütün paranın Kayseri Kulübü'nün kasasına girmesi için. Anladın mı? Bunlar baba bak bunlar transfer duruştur. Transfer her şey. Bak Sayın Rahmet Süleyman Seba Allah rahmet eylesin. Geçtiğimiz günlerde de e, ölüm yıldanı mıydı? E, rahmet Süleyman Seba hiçbir zaman şöyle dermiş her zaman. Başkasının talip olduğu futbolcuya biz talip olmuyoruz. Öyle evet. evet. He, çok başarısız oldu. Çok fazla e, o dönemlerden şampiyonluk Fenerbahçe, şey, Beşiktaş, çok arka arka öyle şampiyonluklar falan yaşamadım. İşte Bedel. gerçek duruş o belki değil mi? Esas duruş o. Şimdi babacığım bu kulüplerin birbirine girmesi kimi zengin ediyor? Futbolcuyu zengin ediyor, menajeri zengin ediyor. Bon servis vermesen bile. Peki sen Kasımpaşa'nın bedelsiz göndermesi konusunda ne diyorsun? Zaten gerekli açıklamayı yaptılar. Gerekli açıklamayı yaptılar. Kasımpaşa, Kasımpaşa Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve üzerinde limit sıkıntısı taşıyan takımların takımlara futbol federasyonunun yapmadığı güzelliği yaptı. Bu bir favori diyorsun. Futbol yani. federasyonuna 90'dan golü çaktı abi. Futbol federasyonuna 90'dan golü çaktı. Demek ki her şey para demek değilmiş, değil mi güzel kardeşim? Bazen sempatik olmak gerekiyormuş. Ama her şey benim olsun. Onu da ben alayım. Ben oraya para vereyim. Bizim limitimiz çok. Oo biz harikayız falan dersen hop dersin. Alo ben Emre abim der. Hop dersin. Alo ben Erdal abim der. Bir bakarsın elde bir şey kalmamış. Anladın mı? Onun için e, Mustafa Sayın Mustafa Başkanı ben geldiğinden bir hatta ayrıca hep söylediğim bir şey var. Sempatik buluyordum kendisini. Böyle daha halk diliyle konuşan e, isimlerden bir tanesi. Hala Sevci, canım Sevdiğim de bir isim. Ama gün geçmiyor ki e, Galatasaray yaptığı hamlelerle antipatikleşmesin abi. Devamlı böyle öyle hamleler yapıyorlar ki bütün takımdan antipatisini kazandılar. Şimdi şey de bu e, limit limit arttırımıyla ilgili biliyorsun bugün Kulüpler Birliği bir yazıla açıklama yapması Hı. bekleniyordu. Belki de yarın yaparlar büyük ihtimalle. Bununla ilgili Mehmet Sepil Başkan bütün kulüplerden yazı topluyor. Yani